Evet sevgili izleyenlerimiz, tabii ki olaylara duyarsız kalmak olmazdı. Biz de Yaylalı Medya olarak bu olaylara duyarsız kalmadığımızın göstergesi olarak artık yangın mahalline doğru ilerliyoruz. Uzaktan başlıyoruz videomuza. Uzaktan bile artık görülüyor. Burası Akseki'yi geçtik. Daha ama yol ayrımına varmadık herhalde Ömer. Yol ayrımına vardık mıydı ya? Benim kafa karıştı biraz. Evet, Akseki'yle doğru. Akseki yol ayrımına doğru yaklaşırken efendim, işte yanan yerleri görmeye başladınız. İlker'in de tespit ettiği gibi. Kepezköyü tarafı, işte Manavgat, artık tabii uzaktan yönü kaybettik. Yön mefhumu kalmadı. Bir de tabii ki üzüntüyle bu dumanları efendim gördükçe insan olaydan etkileniyor. Ve görüyorsunuz duman yanıyor. Türkiye yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Biz de tabii ki bu yangının içine ekip olarak gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz, nelerle karşılaşacağız. Uzaktan görüntü bu. Yani ta buradan oraları görünüyorsa, bu ileride İlker gösteremeyecek. Çünkü biz biraz artık çukura düştük. Ağaçların, bu gördüğünüz çam ağaçlarının arka tarafında da dumanlar yükseliyor. Bu karşıda dumanlar hala yükseliyor. Zaten gökyüzündeki maviliği de görüyorsunuz, dumanları da görüyorsunuz. Efendim, görüntülerimizi sizler baş başa bırakacağız. Yolda tespit ettiğimiz görüntüler ve ilerleyen yerlerdeki görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Beraber izlenimleri elde edeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi Murtiçin'e geldik. İlker'in de sizlere göstermiş olduğu gibi durum vahim. Murtiçin'e kadar gelmiş efendim. Biz tabii ki karşı tarafa bakıyor idik. Sonrasında arabayı park edip solumuza baktığımızda bir baktık ki Murtiçi yanıyor. Yani Manavgat'tan sonra bu tarafa da artık yangın gelmiş ve yanıyor. Zannedersem ilerledikçe o taraflara doğru yaklaşacağız ve o görüntüleri de tabii ki sizlere tespit edeceğiz. İlerisi yanıyor, arkası yanıyor. Yani Murtiçin'e kadar ilerlemiş vaziyette bu olay ve insanlar da tabii ki akın akın Antalya'ya doğru gidiyor. Herkes, gidenler de bu olayı görüyorlar efendim. Evet, biz de ilerlemeye devam ediyoruz. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Bakacağız neler var. Sizler için görüntüleri tespit edeceğiz.
Evet sevgili izleyenlerimiz, görüyorsunuz arkada dumanlar hala devam ediyor. Manavgat'ta orman yangınları devam ediyor aralıksız ve hala görüntüler devam ediyor. Gün batımını alabiliyor muyuz İlker? Ve insanlarımız tabii ki yollarda seyahat edenler burada durup Manavgat'ın girişindeki tepeden aşağıları seyrederek yangın alanlarını görebiliyorlar. Evet, yangınlar Manavgat'ta hala devam ediyor. Kokusunu artık almaya başladık. Dumanlar buraya kadar. Her ne kadar hava temiz de olsa görüntülerde dumanları görmekle birlikte biz de kokusunu alıyoruz. Ve ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi Manavgat girişindeyiz efendim. Manavgat'a çok az kaldı. 10-15 kilometre kaldı. Helikopterleri de, su taşıyan helikopterleri de görüyorsunuz. Yangın alanlarını da görüyorsunuz. Allah'ım bu afattan bizi kurtarsın. Rabbim yağmur mu ya da neyle bunu durduracaksa. Burada yangın hala devam ediyor. Manavgat hala yanıyor. İçine doğru girer miyiz, girmez miyiz bilmiyorum ama bu program burada bitiyor. Yine izlenimlerimizle birlikteliğimizi uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Helikopteri de gördünüz. Yanan yerleri de görüyorsunuz. Hala yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yolda gelirken yardım tırlarını, efendim araçlarını da gördük. Onlar da hala çalışıyor. Her yerden, yurdun her yerinden yardım geliyor Manavgat'a ve diğer yerlere tabii ki. Evet sevgili izleyenlerimiz, görüntülerimiz tabii ki sona erecek. Yine böyle görüntülerimiz ile sizleri tekrar baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.